Pınata. Bak şu yarama gayrı. Bakacağım. Yolu varsa şifada olacağım. Çünkü senin yaran Türk'ün yurdunu kanatır. Eğer Hansan şifana yol olan bu cana kusur etmezsin. O da bize kusur etmesin. Seninle sonra konuşacağız. Bak kız. Haydi bak şu yarama. Şifası var mıdır? Her derdin bir şifası vardır. Dağda açan, ağlayan gelin çiçeği gerek buna. Tersle hale yani. O iyi edebilir. Gökte yetişmez mi bu çiçek? Sadece dağda yetişir. Hanımı oraya götürmem gerek. Olmaz. Gelemem. Altoy'unda beklerin yanında olmam gerek. Dağa gelip oralarda ölürsem, Balamir tahtı ele geçirir. Toplatıp getiremez misin? Olmaz. Ağlayan gelin çiçeği gece boyunca üzerine yağan çiği toplar, sabah olunca ters dönüp ağlar. Şifan çiçeğin özüyle birleşen o çiğ tanelerindedir. Çiçeği taze olarak toplayıp yarana akıtmam gerek. Olmaz. Devleti bırakmam. Başka bir şey bul. Beni mutfağa götürsünler. Şimdilik bir şeyler hazırlayayım. Niye? İbek. Dağlı. Sen kal. İki oğlumun canını kurtardın. Seninle dost olabiliriz. Ama çok sır saklarsın. Zırhımın göğsündeki bitik nerede? Ben bitip bilmem hanım. Ne yaptın sen? Hanın malı çalınmaz. Hana yalan söylenmez. Töre affetmez. Eğer sen aldıysan, istemesem de senin boynunu vururum. İtiraf etmezsen, seni zindana attırırım. Canını yakarım. Konuşunca da boynunu vururum. Hanım! Aradığımız biteği bulduk.
Anlatasın. Çolpan Ağa'na en iyi odayı hazırlamak için Balamir Yapkun'un odasını hazırla artık hanım. Burada bıraktığı eşyaların arasında bulduk. Senin aldığından çok emindim Oysa. Emin olduğunuz çok şey var Han. Şimdi sen beni haksız yere suçladınız. Bana onur borcunuz var dersin. Söyle. Nedir dileğin? Giysilerimi geri isterim. Bu kadar az mı? Gökkuşaktan kurtulmak az şey değildir hanım.